çok iyi yürümesi lazım ya. Hadi yaparsın. Çok iyi, çok iyi. Hadi oğlum. Lan bırak. İşte bu be. İşte bu. Adam rank 30 yaptı. Helal be. Helal be. Rank 30 yaptı ya. Kardeşim benim. Şöyle davet edelim. Vallahi rank 30 yaptı. Çok iyiydi. Selam arkadaşlar, Bilekçi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir videoyla birlikteyiz. Bu videoda Frank nasıl tek hesaplaşma fırtınalı çayırda 30 rütbe yapılır videosunu yapacağız. Daha doğrusu ben yapmayacağım. Oyunda bir tane denk geldiğim bir oyuncu var. Onun klanına girdim. Şu anda zaten tek başına. Hatta savaşa da girdi. Hemen bir girelim, izleyelim. Bakalım nasıl yapmış ve nasıl yapıyor. Şu an 989 kupa Frank'i var. Oynayışını gördüm. Yani gerçekten güzel oynuyor. Ben oynadığım oyunda da birinci olmuştu. Benim Surge 700 olması için ben de oyuna giriyordum. Denk geldik. Baktım birinci oldu. Ben de altıncı olmuştum o maçta. Baktım Frank. Ben 750 yaparken bayağı zorlanmıştım. Ama baktım ki bu Frank bu haritada bu kupaya kadar gelmiş. Dedim buna kesin bir iş var. Benim oynadığım maçta bu arkadaşın performansını gördüm. Gayet güzel bir performansı vardı. Şimdi bakalım bu maçta neler yapacak. Genel taktiği böyle oluyor. Hani etrafında dönebileceği adamlar olduğu zaman dönmeye çalışıyor. Yani klasik solo 30 rütbeye kasan oyuncu profili. Olduğu zaman işte güvenini kazandıktan sonra ulti doldurmaya çalışıyor. Ulti doldurduktan sonra hani bu arkadaş satmıyor yani. Cenaz kalsa bile iyice güven veriyor arkadaşına, sonra satmıyor. Neden? Satmadığı zaman o vermiş olduğu, güven vermiş olduğu arkadaşı bunu da cenaze aldığında satmama ihtimalini doğurabiliyor. Hani her ne kadar olsa da böyle satmak çok önemli olsa da bu oyunlarda böyle de bir taktik var. Hani bu da bir yöntem yani. Ben de önceden yapıyordum, sonra yapmaktan vazgeçtim bana yapmadıkları için. Şimdi bakalım halen daha bekliyor. Aşağılara bakalım, aşağılarda neler oluyor. Yani ilk defa böyle beklediğini gördüm. Normalde böyle beklemiyordu. Hep dönmeye çalışıyordu millete. Sağda Sölçük gayet güzel bir taktik burada. Şu anda saat 05:14. Yani sabah ezanında bir saat falan var herhalde. Belki de birazdan okunur. Şimdi yukarı doğru gidiyor Frank. En güzel taktiği bu. Canı yüksek olduğu için şu yukarıda görmüş olduğunuz mouse'la işaret ettiğim yeri geçiyor. Orada bekliyor. İyice kontrol ettikten sonra burada bekliyor. Ama şu Surge büyük sıkıntı, onu sokması lazım. Ve burada bekledikten sonra ne oluyor? 10.000 canı var. Her türlü son ikiye banko kalacaktır. Banko kalacaktır. Ultisi yok zaten. Herhangi kimseye ateş edemedi. Ultisi yok. 10.000 canla o Surge bunu alamaz zaten. Işınlansa bile ne yapabilir diye düşünüyoruz. Hala beklemedi gördüğünüz gibi. Orada biraz 5-5 savaşçı var ve şu an en karlısı Frank. Banko ikinci oldu. Zaten şu an ikinciliği oynuyor. Belki dönüp içeri girmeye çalışır mı? Girmesine gerek bile kalmayabilir. Girmesi bile gerek olur. Ya yok, yine girmesi de şey olmayacak. Gördünüz mü? Şu an ikinci oldu. Artı 6 aldı. Ve toplam kupasına bakalım. Toplam kupası 995. Bir tane daha ikincilikte. Bu arkadaş şey olmayı başaracak. 30 rütbe olmayı başaracak. Bundan önce Max ve Carlo 30 rütbe yapmış. Dilerseniz benimle oynamış olduğum maça bakalım. 978 kupaydı. 21 dakika önce 978 kupaydı. Az önce bir maç, videoya girmeden önce bir maç izledim. Bu arkadaşın girdiğim gibi eksi 11 mi ne yedi. Yine bir maçı kalmıştı ama sonradan yine biraz uzattı. Şimdi bu tekrar izleyelim. Benim oynadığıma çok bakmayalım. Ben biraz kötü oynadım. Aslında fena oynamadım da. İkili sıkıştırmaya denk geldim. Şimdi aşağıya doğru inelim. Frank burada doğdu. El Primo arkadaşı var. Yani oyundan arkadaş yapıyor. Bu iki yükün bir tanesini kendi alıyor. Diğerini ona salıyor. Şimdi burada çok önemli. Bir yükü ona vermesi. Burada güvenini kazanıyor. Eğer güvenini kazanmasa, iki yükü de bu alsa, bu El Primo buna güvenmeyecek. Dolayısıyla başka biri geldiğinde bunu satma ihtimali olacak. Yani her ne kadar yakın karakteri olsa El Primo, yani yakın karakteri de olsa El Primo, yine çok şey yapmaması lazım. Bu Frank'in
yapmış olduğu hamlenin doğru olduğunu söyleyebilirim yani. Çok daha fazla yük alma peşinde değil zaten. Şu an ultiyi doldurdu. Şu an gayet iyi. O yüzden az önceki oyunda biraz ben şey yaptım, tereddüte düştüm. Böyle devam ediyor. Ulan böyle izliyoruz ama bir yandan da diğer oyun devam ediyor. Diğer oyunda ne olur ne biter bilmiyoruz. Umarız diğer oyunda problem olmayacaktır. Gördüğünüz gibi El Primo ile Mortis biraz ne derler ona, iki tane böyle geyiğin şey mücadelesi gibi, iki tane aslanın veya liderlik mücadelesi gibi birbirlerine savaşlar. Ultileri doldular işte. Bir tane Max var. Yukarıda bendeniz Nita ile savaşırken aha da geliyor buradan. Sprout patates ediyor bizi. Nita'yı orada alacaktık ama alamadık. Evet. Şu anda Mortis bu kadar canı var. Birazdan Mortis patates olacak. Ultiyi çekiyor El Primo. Frank de arada bir ultiyi alıp rakibi korkutmaya çalışıyor. Şimdi maç bittikten sonra büyük ihtimal aynı ödeye gelir. Davet ederim onu, 30 olduğunu görürüz. Frank'in. Bu maçın bitmesini bekliyoruz. Çok zor olmayacak bu maç. Frank için kolay bir maç olacak. Şu an 6 tane savaşçı var. Şimdi burada Frank en uygun anı bekliyor. Şöyle de bir şey var. Hani Mortis dalmaz yani, Frank'e dalamaz, ultisi var. İşte en uygun anı bekledi ve orada hemen patates etti, aldı. Hani sona kalmış çünkü, burada sapması lazım yani. Gitti. Mesela Nita burada çok kolay bir kek oldu. Şu an saat sabah 5'i olduğu için çok da profesyonel oyuncular gelmiyor. Muhtemelen 500-600 kuraydı Nita. Birazdan bakarız zaten. Devam ediyoruz. Yani bunu 30 yapması, 30'a zorlaması yani benim çok dikkatimi çekti. Mesela şu an ulti kullanmıyor. Geri çekiliyor. Yani tabii onun ultisiyle atlıyor. Bir daha vurdu. İşi bitirdi. Gördüğünüz gibi 9 yükle artı 8 alıyor zannedersem. Ben eksi 2 almışım. Arkadaş artı 8 alıyor. Şu an hala eşleştirmedi. Kaybetmedi umarım. Evet, kaybetmemiş. Hala eşleştirmedi. 3 dakika oldu. Maçı oynayalım ama hala eşleştirmedi arkadaş. 871 kupalı El Primo. Gördünüz mü? 600 kupası var Nita'nın. Yani en düşük seviyeye sahip olan bir Sprout var. Bir de hemen varmışım. Diğerleri 9 olmuş. Böyle oluyor işte. Devam edelim. Ben de Well'dan demişim. Klanına girdim. Şeyin, çocuğun. Açıktı Allah'tan. Öyle çok yüksek kupalı bir klanında da değildi. Rahatlıkla girdim. Şu an benim klanımda zaten online olan yok. Bir tek ben varım. Arkadaşlarım da kimse online yok. Ben de ders çalışıyordum şimdiye kadar. Bir tane güzel tez buldum. Onun şeyini inceliyorum. Yapım aşamalarını falan inceliyorum. Tam benim yapacak olduğum tez konusuna ve içeriğine sahip 10 numara bir tez. Bakalım ondan az az yararlanan nasıl bir kendi tezimi oluşturacağım. Bunun rank 30 yapmasını bekliyorum. 30 yaptıktan sonra bu videoyu kanala yükleyeceğiz. Ama halen daha rakip bulamıyor bizim bu arkadaş. Hesabına bir daha bakalım. Frank 995 şu an, Max 756, Carl 750'ye kadar gelmiş. 33 bir yapmış bu iki karakterini. Diğerini de yapacak büyük ihtimal hala eşleştirmede. Geçen sezon bayağı bir 25 yapmış ama Sprout 29'dan dönmesi çok şanssız olmuş. Jackie var 23 rütbe. 37 karakteri var arkadaşım. Piper duruyor, Colt duruyor, Mr. P, Gale. Ama yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 karakteri hariç gerisi 7 karakteri hariç gerisi 25 rütbe üstü. Yani toplamda 30 tane karakteri 25 üstü. Benim de zannedersem 31 tane değil mi? Yani benim 31 tane. Benim bu arkadaşım daha çok 25 istiyor ama adamın 2 tane 30'u var, tokatlar bizi. Ama bu 8 biti yapmamış değil mi 30? 8 biti kaç rütbe bu arkadaşın? En düşüyormuş 23. Evet, savaşıyor. Hemen arkadaşımızın maçına girelim. Umarız şey olur. Ona buradan good luck diliyoruz. Evet, 10 savaşçı var. İkinci olması lazım bizim arkadaşın. Yine aynı taktikle alabilir mi? Hemen şey yapacağız. Yukarıda şey var. Mike var, o problemi çıkarabilir. Mike'a dönmesi lazım. Dönüyor mu? Umarım döner. Yani ben hakikaten kazanmasını istiyorum bu Frank kardeşimin. İki tane tikin takım olması. Geçen çok sıkıntı. Bir tane tikin ölmesi lazım.
Aa bak sattı hemen ya. Onu satmaması lazım işte. Benim de sinirime gitti. Çünkü yakın karakteri ya hemen tik ona oynuyor şimdi. Umarım onu patlatırlar. Umarım onu patlatırlar. Yani bu iki tikin gitmesi lazım. El Primo dön. Dön dön dön. Abi yüksek kupasınız ya. Dön ulti ver ulti ver. Aynen ver ultiyi. Bakın bu adamın ulti alması lazım ya. Ya şu tiklere bak ne kadar sinir. Oh fena oturttu. Ya şu tiklerden bir tanesi olsa ben de rahatlayacağım ya. Eyvah. 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 Şunlara bak ya. Kanserler. Yemin ediyorum kanserler ya. Aa Ember yukarı git işte. Hah iyi iyi. Mike saldı. Mike saldı. Mike saldı. Aa bir tane ulti ver şu adama. Bir daha vur. Bir daha vur. Vur bir daha. Dayanma. Yapış yapış yapış. Yapış abi salla. Bir ulti daha. Tamam. Daha ne yapacak sana bu? Frank öldürmez ki seni. Böyle bir baba ya, baba bir karakter de şu adam gelmesin ya. Harbiden ben de sinir oldum. Aha 4 savaşçı kaldı. Geç orada pus. Aha 3 savaşçı kaldı. Rank 30 olacak. Ama 2 tane Mike kaldı. Kesin olamayacak. Eyvah. Çok iyi yürümesi lazım ya. Hadi yaparsın. Çok iyi, çok iyi. Hadi oğlum. Ama bırak. İşte bu be. İşte bu. Adam rank 30 yaptı. Helal be. Helal be. Rank 30 yaptı ya. Kardeşim benim. Şöyle davet edelim. Vallahi rank 30 yaptı. Çok iyiydi. Biz de arkadaşı izledik bu şekilde. Ben de şuradan 8 bite alayım. Vallahi ben de çok sevindim ya. Vallahi ben de çok sevindim. Kardeşimiz şeye kadar çıkardı. Hakikaten bravo. Vallahi ne dediğini ben anlamıyorum ama gayet güzel, gayet güzel. Onlara baktım zaten. Karl Marx. Gayet güzel. Yani helal olsun maçlarını da izledik. Şimdi ben bunu YouTube kanalına atmak için gerekli ayrımını yapayım. Görüşürüz bu şekildeydi. Gayet güzel denk geldi. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.